Selamünaleyküm. Aleykümselam. Biz geldik. Ben mesaiye devam. El yeme mesaime devam ediyorum. Evet. Çoraba bak ne olmuş ya. Oğlum bugün kıyafetimiz hiç hoş değil. Bugün kombin yapamadık oğlum. Bu arada bana birkaç kişi şey soruyor. Uruz'a evde nasıl giydiriyorsun diye. Bu üzerindeki çok ince. Eğer çok ince bir penye giydireceksem altına uzun kollu zıbın giydiriyorum. Eğer penyesi, ya penye diye kazak giydireceksem içine kısa kollu zıbın giydiriyorum. Ama bu hakikaten çok ince. Zaten böyle buradan içi gözüküyor diğer zıbının. Bayağı ince olduğu için böyle yapıyoruz. Evet, biz de böyle giyiniyoruz işte. Ne yapalım? Ya bu ne bu? Bu ne bu? Bu ver bunu bana. Ver. Ver bunu da ver. Bunu da ver. Rahatladın mı? Rezil yapar. Gülsene biraz. Birazcık gülsene be. Anneannesinin ballı kaymağı o. Gülsene birazcık be. Birazcık gülsene be. Çek şu ayağını be kameramın önünden. Şu ayaklarını kameramın önünden çek. Bak yiyeceğim yoksa. Yoksa yiyeceğim yoksa yiyeceğim. Bu ayakları var ya ben dayanamayacağım ya. Ya bu ne ya? Bu ne? Bunlar nasıl ayak ya? Allah'ım kafamı delireceğim. Kafamı delireceğim. Çok güzel bir cümle. Aklımı başımdan alıyorsun oğlum bak. Bak böyle yapıyorum ki ayağıyla kal bak itti. Çekmeyeyim mi seni? Onu mu demek istiyorsun? Çekeceğim bana ne? İleride teşekkür edersin ama bana. Videolarımıza bir şey olmazsa iyi ki çekmişsin anneciğim bebekliğim çok tatlıymış dersin. Sen nasıl dayanmışsın beni yemeden dersin. Tekrar içine nasıl sokmamışsın beni dersin. Ya. Bu ana kucağın şeyine de kustu. O yıkanacak bekle. O yüzden böyle battaniye serdim birazcık kalın. Öyle. Yeni video başlatalım dedik. O zaman videomuza hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın teyzeler, abiler. Tekrar selam. Şu tokamı atayım elimden. Kanalımıza ve hayatımıza yeniden ve yeniden hoş geldin, sefalar getirdin. Evet şimdi Uras hazır birazcık iyiyken, kendi kendine takılıyorken onun kucağında. Ben de bir iki tane kargom geldi. Onları açayım istiyorum burada. Bu sefer hiçbir şey ihtiyaç duymadan açacağım. Acımayacağım. Evet, biberon ucumuz gelmiş. Yaşasın oğlum. Şimdi biz ağrı mamaya geçtiğimiz için ağrı mamanın da kıvamı birazcık yoğun olduğundan dolayı normal 3 aylık biberondan çok rahat akmıyor ve yiyemiyorlar. O yüzden şöyle Y kesim ikilim, Y kesim biberon ucu söyledik. Ben de kesmiştim. Annem eski biberonunu kesti hani gelsin diye. Aksın diye bu gelene kadar. O yüzden bu biberon uçlarından söyledim. Biberonumuzu hala daha kullanıyoruz. Bir sıkıntısı yok ama uç söylemem gerekiyordu. Bu normalde 9 aylık diyor bu arada hani. Ama ağrı mama kullanıyorsanız bu ay çok da fark etmiyor. O yüzden şunları bir kaynatırım. Daha sonrasında kullanmaya başlarız. Ebebek'te yoktu bu arada. Biz iki ebeveye baktık. İkisinde de Y kesim yok. Ağrı mama da Y kesimde daha iyi kullanım söz konusu. Eğer benim gibi bu tarz biberon ucuna ihtiyacınız varsa linkini bırakırım bakabilirsiniz. Daha sonra da şöyle sürekli kullandığım kaş kirpik serumundan sipariş ettim. Benimkisi bitmek üzereydi ve indirimdeyken ay kapı çaldı bir dakika. Babamla Mustafa abim geldi. Ve sonunda azmettin başardın mı baba? Allah razı olsun vallahi. Evet, şimdilik bir tane geldi ama daha sonra devamı da gelecekmiş. En azından bir iki gün daha biz rahat rahat hareket edebiliriz. Neyse şu kaş kirpik serumundan bahsediyordum işte ben de. Şöyle sürmek için fırçası çıkıyor. Neyse işte zaten daha önce defalarca gösterdiğim kaş kirpik serumu. Ve aynı markanın da şöyle cilt temizleme toniğinden söyledim. Yine bu da indirimdeydi ve yorumlarında herkes çok memnun kalmış. Yağlı cildinin yağsının azaldığını söyleyen var. Akneli cildler aknesinin azaldığını, sivilcelerin kuruttuğunu söyleyen
söyleyen var ve en önemlisi gözenek küçülttüğünü söyleyenler var baba. Sen de kullanırsın. O yüzden hazır indirimdeyken şöyle alıp bir denemek istedim. Bunu ilk kez deneyeceğim. İlk kez kullanacağım. Mustafa abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Herkes Uraz'a koşuyor ilk. Kimsenin beni gördüğü yok. O yüzden bunları söylemek istedim. Böyle küçük bir alışveriş yapmıştık. Onlar da gelmişken paylaşmak istedim. Şimdi artık ben gidiyorum. Babam bir iki gündür yoktu burada. Ay çok mutlu oldum. Baba indirimli mi gene yoksa zamlı? 170 lira ya zam gelecek diye. 170 lira 165 lira aldık 170 olmuş. 170 lira 15 lira için mi bekletiyorlar bizi? Yani zamlı ya. Fiyat değil bu. Ne? Daha zam gelmedi. Nasıl gelmedi? Bu şey kızım ya. Kim ya? Getirtti ya adam. Biraz da şey al işte 10 lira şey al. Neyse teşekkür ederiz Allah razı olsun. Babam dün akşam eve gelememiş mama yok diye. Allah razı olsun. Aşk olsun. Korktum ben mama diye. Geldi mi dede oğlum? Baba sabahtan beri sana kilitlendi. Teşekkür et dede oğlum. Allah. Esin de büyüsün. Biraz İnşallah. Da bunu ne toplayacak? Şimdi. Oğlum aman gibi. Bak ben sana ne diyorum? Yerden yaprak dolduracağız çuvala tamam mı? Tamam. O eller toplayacak mı bakalım inşallah. Toplayacak. Harmanda fındığın içinde de yuvarlanacaksın mı Uraz? Ne yapacak? Yiyecek. Baba bir abone olun da olmuyorlar bak. Abone olun niye abone olmuşsun bakayım siz. Videoyu da beğenin de. Videoyu da beğenin. Beğenin. Abone olun. İhtiyaç var. Bak ihtiyaç sahibi de burada. Bak buradan beslenecek büyüyecek. Mamasının ne kadar pahalıymış oğlum. Ya işte. İşte. İyi bakalım hadi. O zaman karın doyurmaca. Dursan ya. Sen saçını ne yaptın? Kendime bakayım nasıl çıkıyor. Şey mi dostum? Yine yollar yine Hande Eren. Neymiş? Ruh gibiyim ya. Evet Eren Toşum geldi. Eren Toşum, Eren Toşum seni iyi ki ben doğurmamışım ama doğurmuşlar. Buradan Haçık anneme selamlar. Çok güzel doğurmuşsun maşallah. Biz çıktık ve şimdi gözlüğü çıkartacağım. Çok yansıdı. Şimdi nereye gidiyoruz tahmin edin. Hayır. Biliyorsun. Hayır. Eve değil. Eve değil. Harbiden değil. Market alışverişine gidiyoruz. Bayağıdır böyle toptan bir alışveriş yapmıyoruz ki yapmamız lazım. Bunu da toptancıdan yapıyoruz. Yapıyorduk biz her ay aslında doğumdan önce. Eren de hazır bugün işten erken gelmişken dedik şöyle çıkalım. İlk bir pazara gidelim diye düşündük. Hem saat geç oldu yani. Eren erken geldi ama 7'ye çeyrek var şu anda. 7 gibi zaten pazar toplanıyor. O yüzden biz nereye gidiyoruz? Nereye karar verdik bu arada? Onu hiç konuşmadık. Metroya gidiyoruz her zamanki gibi. Orası da çok ucuz değil. Evet ama skala ucuz. Yani şöyle bir şey. Her şey zaten fiyatı şey ama mesela orada şampuanın her çeşidi var. İstediğin fiyata. Nasıl anlatılabilir o? Anlatsana. Sen çok güzel anlatıyorsun. Çeşit bol. İstediğini rahat rahat alabiliyorsun ya. Ha, 50 liralık şampuan da var. 30 liralık da var. Ama bizim buradaki marketlerde mesela hep 50 liralık şampuan var. 30 liralık yok. Gibi düşünebiliriz. Öyle. Ben dedim hazır çıkmışken bunda vloglayayım o zaman. Herkes çok gergin. İş çıkışı ya aşkım değil mi? Benim dişim ağrıyor ya.
Of, 10 gün önce diş yaptırdı, hala dişi ağrıyor ya. 10 gün önce mi diyorum? Geçer geçer aşkım, geçer. Aldım kanalı, açtık. Hı? Ne yok? Ne yok? Şeker yok. Irmak diye bir marka var. Irmak ne yok? Seni niye burluluyor? Aldı montumu, gidiyor ya. Ne? Ne ne? Hadi git. Aldı montumu, gidiyor ya. Bakın. Buz gibi andı. İçerisi gerçekten çok soğuk ya. Vallahi verdik montumuzu. Burası da soğuk, burası da serin yani. Dolaplar falan çalışıyor. İçerisi bayağı serin. Ando, yakalayacağım. Ne aldığını görebiliyoruz az buçuk. Tipe bak ya. Peynir aldı. Şu taş. Saklandım orada. Üşüdüysen biraz kalsın. Baksana, mont buz gibi oldu. Buz gibi. Ay, dondum lan. Balık yer misin? Ay, yerim aslında var ya. Ama buradan alınmaz ya. Burası biraz değişik kokuyor, evet ya. Evet ya, o koku mantıklı. Hani belki tazedir ama buradaki koku insana şey yapıyor. Evet. Evet, geldik buraya. Zorunda. Hadi bakalım, al sen montumu, açsın daha üşüme. Yok yok, üşümem ben. Tamam, ben ısınırım şimdi. Sen bir sarılırsın, ısını veririm. Oo. Alışveriş tamam. O kadar şey aldık ama değdi. Hediye Türk kahvemizi de aldı. Evimize gidiyoruz. Türk kahvesi deyip geçmeyin. Bunlar bile ne kadar para olmuş. Bunları doldurduk. Bağlayıp bagaja yerleştireceğiz. Ya bunu buradan oraya falan eve çıkarması mesele oluyor ya. Aşkım, arabayla götürsek, asansörle çıkarsak. Markette çok fazla bir şey çekemedik. Zaten çok da izin verilen bir durum değil marketlerde video çekilmesi. O yüzden neler almışız? Eve gittiğimizde bakarız inşallah yerleştirirken, eğer Uraz Bey hala uyuyorsa. Evde ne arıyorum? Ve nereden çıkıyor? Başlarım senin arabana. Evin bütün malzemelerini arabaya taşıdı adam ya. Çok şükür çoğu eksiğimizi hallettik ama yine de şu an çok gerekli değil deyip vazgeçtiğimiz ürünlerde oldu olmadı değil. Kasada ciğerimiz yanmasın diye. Şey çok kötü. Bir şey istiyorsun, fiyatına bakıyorsun. Vazgeçiyorsun. Vazgeçiyorsun. Üzülüyorsun. Ya, diyorsun ya, ki o fiyatı ona verilir mi? Yani. Yapacak bir şey yok. Dişim çok ağrıyor. Burada daha çok ağrıdı. Kasada değil mi? Değil mi? Kasa masa değil. Bak, sonuçta biz onu yiyoruz, içiyoruz lan. Kendimiz için alıyoruz. Bir dur. Acımıyor mu o paraya? Bir dur. Ay, kayıt dışı herhalde bir şey söyledim de. Çok üzgünüm, kayıt dışı söylemek zorunda. Çakalsın. Ay, çok çirkin güldüm ama çok komik oldu. Neyse, elhamdülillah bugünümüze diyelim yani. Bunun daha beterini zaten düşünmek bile istemiyorum. Artık biz evimize gidelim. Şöyle güzel bir akşam yemeğinden sonra güzel bir akşam çayı içelim. Dünyanın en hızlı yemeğini yedik. Şimdi Uraz bayağı huysuzlandı. Karnı açtı. Karnı doydu. Uykuya geçmek için Eren şu an onunla uğraşıyor. Ben de şu aldıklarımı göstereyim. Ondan sonra ortadan kaldırayım istedim. Çok karışık gideceğim. Şöyle Brefin. Klozet nesi bu? Koku giderici. Bir şey. Temizleyici. Koku gidericisini aldık. Daha sonra şöyle indirimde yakaladığımız diş macunlarından aldık. Normalde Opalans kullanıyoruz biz yani ben, ama Eren'in dişlerinde problem olduğu için o da biraz Eren'e kötü geldi bu ara. O yüzden şöyle
indirimde yakalamışken diş macunlarından aldık. Bu şekilde mantarı aldık. 2 tane. Bir tane daha diş macunu çıktı. Şöyle kaşar peyniri. Yemeklik patates. Bunu hiç poşetinden çıkarmayacağım. Daha sonra ödemiş patatesi. Heh, aklıma gelmedi. Böyle küçük küçük patateslerden aldık. Bunlar kabuğuyla birlikte fırına atılıyor değil mi? Bu nasıl şey yapıyorsun işte zeytinyağı, kekik, pul biber falan sos yapıyorsun. Çok lezzetli oluyor. Bunlar Uraz'ın patatesi. Şöyle çay yanına. Kaç tane bakalım Tutku? Vallahi Eren. Her şeyin sorumlusudur Eren. Şöyle pırasa aldım. Metroda bütün sebzeler bu arada bu şekilde satılıyor. Pırasa yemeğini severim bu arada. Pırasa yemeği seven nadir insanlardan biri olabilirim. Daha sonra şu Areo, Allah razı olsun. Aro sütlerin nasıl denecek ya? Süt aldık. Yani bunları artık pasta börek için aldım. Geçen gün yaşadığım şeyden sonra kendim gözümle görüp almak istedim. Kırmızı biber. Şiir dolmasını çok severim. Patlıcan. En iyisi buydu. Kaç para atıyorsunuz? Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Sarımsak normalde dondurulmuş alacaktım ama çok kötü kokuyorlardı ve böyle baş vermişlerdi. Bozulmuş onlar. Aynen o yüzden şöyle kuru aldım yani dondurulmuş değil. Kendimiz soyar muhafaza edebiliyorsak ederiz. Tereyağı. Şöyle topi peynir tane bu yuvarlak yuvarlak peynir güzel oluyor kahvaltıda. Ve şöyle azıcık soğan halkası aldım. Mısır konserve. Şekilde kabak. Bunlar bence direkt dolmalık. Başka hiçbir şeye gerek yok. Şöyle kızartmalı patates. Çünkü neden biliyor musun? Normal patatesleri kızartıyorsan hemen patatesimiz bitiyor ve patates al 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 çok ağır oluyor. Eren de böyle bir çözüm buldu. Bunu hemen buzluğa atmamız gerekiyor aslında. Ve twisty ve kesinlikle mango ve ananaslı. Bu ara müptelasıyım. Bir tanesini bir diş. İçtiniz mi? Bir tane daha vardı. Yemek de içilmiş. Ben o sıra Uraz'la uğraşıyordum. Afiyet bal şeker olsun ana. Anne bak bedava Türk kahvemiz. Hediye evet. Verdiler. Ne kadar sevinmişim. Valla çok sevindim. Vallahi billahi çok sevindim. Ne yalan söyleyeyim. Ama bir yani tadına bakarız. Bir güzel sağlanabilir bu. Eminim ki Mehmet Efendi'den daha uygun fiyatlıdır. Şimdi bütün onun sınıfı ne o? İnfidosu. Onlar bir Türk kahvesinden bahsediyorlar. Geliyormuş 12'li paket daha uygun oluyormuş. 300 bilmem. Ben o senin bildiğin influencerlardan değilim. Şöyle helva. Bunu benim canım istedi. Bilmiyorum sarayın helvası birden kahvaltıda eskiden yerdik bayağı. Daha sonra günün içinde acıktığım için dedim şöyle atıştırmalık hemen yatıştırmalık bir şey olsun. Atıştırmalık. Evet. Eren'in gofret aşkı. Anne bak. Kızım biz yapardık onu. Sen niye ondan aldın? Şöyle bir şey hesap ettim. Unu alıyorsun, yağını alıyorsun, şekerini alıyorsun. Daha çok para. Bu böyle daha uyguna geldi. Ben de böyle aldım. Da içinde mi? Her şey içinde. Sadece eklenecek malzeme süt. Sütü de içine koyamayacaklar için galiba. Sıvı olduğu için mi? Evet, şöyle profiterol istiyordu canım birkaç gündür. Anneme yapalım mı demiştim. Asla hamur işi değil. Annem de yaparız falan yok, demiştim. Yok onun içinde. Hayır yok. Böyle görünce dedim alayım böyle ama anne uğraşacağız vallahi zaten. Aynı hesap daha da karlı. Ya küp şeker yok bu var. Irmak, ırmağına, nakışına, ölürüm Türkiye. Allah'ım lükse bakar mısın? Bak işte başladı. Eren Kıvanç. Beyaz leblebin ayı hamileliğinin ilk başları. Bunu görmek istemiyorum. Çok midem bulandığı için aç karnına beyaz leblebi çubuk kreker yiyordum sürekli. İyi gidi günler. Şimdi hiç yaşanmamış gibi. Bu ne? Barbekü soslu kavrulmuş mısır. Biz barbekü sossuz mısır yemeyiz asla. Fıstık. Eren. Ne yapmış bu? Erenciğim. Senin dişlerin ağrımıyor muydu? Niye? Bu kuru yemişleri nasıl yiyeceksin? Neyi? Anlamadıktan geliyor. Bunları ben aldım bu arada. Tatlı köy limonlu, şeyli, sütlü kremalı diye. Şey mi? Ne o? Ne deniyor onun adına? Okusana üstüne. O gün reklamını görmüştüm. Saklı köy limonlu beyaz çikolatalı cheesecake tadında. Heh, cheesecake. Aa cheesecake tadında mı? En sevdiğim tatlıdır cheesecake. Şey. Hemen deniyorum. Aha affetmem. Çekil mi? Çok iyi anne. Allah aşkına bak. Bu ne? Anne bu çok iyi. Bunu keşke hiç tatmasaydım. Böyle bir tatlının hiç haberim olmasaydı keşke.
Mükemmel. Helal olsun kim yaptıysa, kimin aklına geldiyse. Kim yaptı? Şu torku mu? Torku. Torku yapmış. Daha sonra deterjanlar da almış piyasını, ama almış başını gitmiş. Allah'ım ne çamaşır suyu alabildim, ne cif alabildim, el yakıyor. Mecbur olan şeyleri aldım. Sabunumuz bitmişti. Onların da fiyatı coşmuş. Şöyle Peros indirime girmişti. Bu 30 liraydı mesela. Bunu aldım. Nasıl kokuyor Allah bilir yani. Buna rengi daha güzel diye aldım. Bir de pembesi vardı. Güzel kokuyormuş kız. Duş jeli gibi kokuyor. Daha sonra bu da indirimdeydi bu şekilde. Neredeyse 1 kiloluk bir şampuan Pantene'nin. O yüzden bu şampuandan aldık bir tane Eren'in seçimiyle. O çünkü böyle gidiyor. Diyor ki bak diyor, bu 350 mililitre diyor. Bu diyor 1 litre diyor. Ondan diyor 2 tane alsam falan daha kar diyor. Bunu alıyor. Bu da indirimdeydi. Bunu da aldık. Bu arada benim şampuanım var. İhsan'ın zaten kafeinli şampuanı kullanıyorum ama öyle hani Eren'in olsun, annem babam falan yıkanmak istediğinde bir şampuanı yoktu. Ama bunda da şey yazıyor. Hassas ince telli saçlar için diye. O yüzden bir tane de bundan aldık. Daha sonra kulak pamuğumuz bitmişti. Kulak pamuğu aldık. Ve ben böyle tüllerde, beyazlarda genelde bu Koslo'nun kristal beyazını kullanıyorum. Gerçekten işe de yarıyor, beyazlatıyor. O yüzden bitmişti, aldım. Çünkü içerideki tülleri falan yıkadık. Şimdi Uraz'ın odasındaki tül falan yıkanacak, bir de yatak odasındaki. Onlara kullanmak için. Bir de ben geçen gün koltuğa yağ döktüm. Bildiğim badem yağını bocaladım böyle. Neyle seçeceğimiz şaşırdık. Daha sonra bu daha önce kullandım, gayet memnun kaldım. Koslo'nun hem halı için hem döşemeler işte koltuklar için olan şeyini aldım. Bir de arabada birkaç bir yerde sıkıntı var. Belki ona da iyi gelir diye bu şekilde bunu aldık. Ve görüyorsun ki aslında çok da kayda değer bir şey alınmamış. Gene elhamdülillah dediğim gibi. Allah'ıma şükürler olsun bugünümüze. Şimdi ben burayı çok fena dağıttım. Gidiyorum. Çok aşırı yorgunum. Çok fena yoruldum. Evet, şimdi Ufuk abim geldi ve bize ne yapıyor? Profesör Erol'u yapıyor. Profesör Erol. Geldi gördü, bunu da neden yapmıyorsunuz? Dedim vaktimiz yok, dedi benim var, dedim sen yap, dedi tamam. İnanın ilk defa yapıyorum. Yapamadın. Ay Ufuk abi, zaten içindekileri karıştırdık. Herkes yapamaz. Yumurta türemeyen adamlar tanıyorum ben. O da, sen de haklısın. Şimdi böyle küçük küçük. Ufuk abi yapamıyorsun. Annem daha güzel yapıyordu. Ben alayım mı? Anne sen devam et. Hayır. Ufuk abi tamam, hadi ben söz hepsini Ufuk abi yaptı diyeceğim bitince. Hayır. Ya Ufuk olmadı. Evet abi olmadı. Şimdi onun arasına nasıl krema süreceğiz? Ya. Yavrum o şişecek, büyüyecek böyle. Yavrum. Nasıl yavrum? Güzel olmuyor. Olmaz yavrum, olmaz. Ben böyle tercih ediyorum. Evet ben geldim. Dün gelen şu Tony'yi denemek için aşırı sabırsızım ve heyecanlıyım. Çünkü yorumları çok iyiydi. O yüzden burada birlikte deneyelim istedim. Temiz cildinize bir pamuk yardımıyla uyguluyorsunuz. Her tonikte olduğu gibi. Hemen şimdi hem de kokusuna bakalım. Güzel kokuyor. Özellikle gözeneklerimin çok olduğu yerler buralar. En çok yağlanan T bölgem. Daha sonrasında ise tüm cildime uyguluyorum. Ne kadar da narin bir cildim var. Hemen kızarıyor. Umarım işe yarar ya. Evet şimdi cildim toniği emerken de hemen şu kaş kirpik serumumu uygulayacağım. Ben normalde kirpiklerimi uygulamıyordum ama bugün kirpiklerime de uygulayasım geldi. Şöyle şu şekilde zaten bu damlalıklı böyle pıt yaptığınızda geliyor. Kaşlarımı uygulayacağım öyle. Önce şöyle bir damla buraya, bir damla buraya şeklinde. Hadi bu sefer bunu uygulayayım. Normalde böyle parmağımla yediriyorum ama bu kez böyle olsun. Ve bu fırçada kalanları da kirpiklerime süreceğim. Bir daha almayacağım. Tamamdır. Şu kaşlarımı güzel tarayayım ya.
Ne kadar güzel taranabilirse tabii. İnat. Kaşlarım inat. Benimle bir alakası yok durumun. Hemen bir cildime bakıyorum. Hemen nemli ve öyle yapış yapış bir his ben hissetmiyorum şu anda. Hemen ben gözaltı kremimi de uygulayacağım. Sonra unutuyorum çünkü. Şöyle güzelce uyguluyorum. Evet, şimdi o zaman hazır buradayken şu gözaltlarımı da ben bir kapatayım. Bir de rimel süreriz. Oh mis. Krem sürdüm. Keşke biraz bekleseydim ya. Artık çok geç. Şu fırçalarımı da bir an önce yıkamam lazım. Yani işi gücü bırakıp, çoluğu çocuğu bırakıp fırçalarımı yıkamam lazım. Ya bir şey söyleyeceğim. Tonik parlattı. Ben normalde parlamam, yağlanırım. Şu an bir parladım. Bakalım, uzun vadede önemli tabii ki de. Şu anda önermiyorum. Sadece aldığımı söylüyorum ki ben 110 liraya almıştım. Şu an trend yolda 47 liraya düşmüş. Öyle işte ya, ben bir derimen süreceğim. Başka bir şey yapmayacağım. O yüzden burada kapatıyorum. Ha, ama kapatmadan önce şunu söyleyeceğim. İşte birkaç kişi bir önceki videoda anneannemin gözündeki gözlüğü çok merak etmiş. Yani neden evin içinde güneş gözlüğü takıyor falan. Ne alaka? İşte düşünemeyip gülüp evde güneş gözlüğü takmak, ışıklar çok mu şey, ne böyle gereksiz yorumlar da vardı. İşte bu ön yargılarımız olmasa bizim aslında çok güzel bir dünyadayız ama maalesef ön yargılarımıza engel olamıyoruz. Şunu söyleyebilirim ki maalesef anneannem birkaç yıl önce görme yetisini kaybetti. Şu anda hiçbir şey görmüyor. Ve o görüntüden rahatsız olduğu için de fotoğraf çekeceği zaman, ne bileyim böyle işte bir ortamdayken falan, güneş gözlüğü takıyor. Değil mi anne? Göz tansiyonu. Göz tansiyonu teşhis konmuştu yıllar önce. Zamanla aldı gitti gözlerini. Gören bir insanın kör olması kadar kötü bir şey yok. Ya Allah herkese yardımcısı olsun. Aynı problemi yaşayan varsa. Çok zor. Doktor ırsi olabilir, ırsi dedi. Evet, annemde varsa bende de tabii kontrol ki. Kontrol altında tut dedi bana. Ben hiç göz tansiyonumu ölçtürmedim. Ölçtürmen lazım. Aynen. Allah dedemden razı olsun. Yani dedem olmasaydı. Deden el ayağı oldu. Anne. Gerçekten anneannemin el ayağı oldu dedem yani. O yüzden yani güneş gözlüğü takıyor. Özellikle böyle bir kalabalık ortamda falan. Yani gözlerinin siyahı beyaza döndüğü için. Evet, kendisini öyle işte daha rahat hissediyor işte, ne yapsın. Yani böyle şeyleri söylemeyi, anlatmayı çok da sevmiyorum konuşmayı da. O yüzden bu kadarını bilin yeter. Komik bir durum değil yani maalesef. Ay inanır mısınız? 2 gündür aynı tişörtü giyiyorum. Çok mutluyum. Çünkü burası henüz kusmadı. Çok şükür. Şimdi şöyle birazcık makyaj yapayım dedim. Tabii abartmışım gene makyaj masasına oturunca. Uraz uyudu, babam çıktı gitti falan derken böyle. Dün gelen toniği tekrar uyguladım. Ve dün bütün gece elim yüzümdeydi. Çünkü hissi çok güzeldi. Henüz bir işte gözenekte azalma falan yaşamadım tabii ki. İkinci kere uyguladığım için. Ama şu an yani kısa vadede bıraktığı etki hoşuma gitti. Ve geçen gün internetten Uraz'a 2 tane bir şey almıştım. O kadar güzel geldiler, çok hoşuma gitti. Onları paylaşmak istedim. Şöyle bir tane ilk olarak kot pantolon aldım. Uraz'a hiç kot pantolon almamıştım. Ama o kadar güzel duruyor ki giydirmek için sabırsızlanıyorum. Şöyle şu şekilde. Bir de şöyle bir takım aldım ama bunu böyle gösteremeyeceğim. Bir dakika. Hatta pantolonu da şöyle şu şekilde şurada detaylı göstereyim bir. Şöyle arkasında cepleri var. Çok tatlı. Dar paça yani bu. Bol paça değil. Önü de bu şekilde. Yine burada fake cepleri var. Şu şekilde. Bunu ben 9-12 aylık aldım. Ama bunun kalıbı birazcık küçükmüş mesela. Şu anda rahatlıkla giydirebilirim. Daha sonra şöyle bir takım var. Bu da yine 9-10 aylık ama 9-12 aylık bir takım. Ama bu bir tık büyük. Bunun farkındayım fakat. Yani nasıl söyleyeyim? Birkaç aya çok rahatlıkla giyebilir. Bir de yıkandığında çekecekmiş gibi hissettim bunun kumaşını. O yüzden bunu alırken büyük almakta fayda var. Fakat çok hoşuma gitti şöyle. Zaten benim pamukoğluma sarı da çok yakışıyor maşallah. O yüzden bir tane de böyle takım aldım. Şimdi bunlar yıkanmak üzere gitsinler. Ve bunları o kadar ucuz aldım ki. Eğer siz de bakmak isterseniz aşağı bırakacağım linklerini bunları. Eğer indirim bitmediyse muhakkak bakın. Zaten Defacto'nun bunlar. Defacto'ya özelde bir kod var. O kod zaten linkin içinde açıklaması var. O kodu da yazdığınızda ekstra bir indirim oluyor. Öylelikle 30-35 liraya aldım yani, haberiniz olsun. Şey, bir de size beni gerçekten çok duygulandıran bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi ben bir önceki videomda şey demiştim. Uraz'a ağrı mama kullanmaya başladığımızı ve stonda sıkıntı yaşadığımızı bulamadığımızı. Bu da gitmedi buradan yarabbim. Telif yer miyim ki? Neyse, Allah razı olsun. Birkaç kişi videonun altına yazmış. İşte ben Alanya'dayım. Buradaki eczanelere sorabilirim istersen. İşte ben de
var. İstersen yollayayım diye. Yani bu çok küçük bir şey ama beni çok mutlu etmesinin sebebi bir düşünülen kişi ben değilim. Bir bebek. Evet benim bebeğim ama benim bebeğim olmasa bile. Hani bir bebek için seferber olmaya çalışmak, onun iyiliği için çabalamak beni gerçekten çok mutlu etti. Hani bunu gerçekten şu an anlatabilmem mümkün değil ama çok şükür gerek kalmadı. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İnanın ki yani böyle o kadar güzel hissettim ki kendimi. Yani anlatamam. Uraz adına o kadar mutlu oldum ki çok şükür. İyi ki varsınız. Ama benim oğlum o kadar şanslı ki. Adı gibi Uraz şanslı ve tarihli kişi demek. Tabii ki sizin gibi ailemiz de, ailesi de seferber oldu ve tamamen habersiz bir şekilde herkes birbirinden. Böyle burada bu kadar mamamız oldu. Allah razı olsun. Yani babam zaten çok koşuşturdu. Abimler dün bulmuş 5 tane getirdi. Eren'in sormadığı yer kalmadı. En sonunda bir tanıdık eczaneden rica etmiş. O getirtirdi derken böyle 10 tane mamamız oldu. Bu arada sıkıntı yok. Kapalı oldukları sürece 2023'e kadar tarihleri var. Bu Golden Goat'larda da zaten daha yeni alınmıştı. Birkaç video önce söylemiştim bunları aldığımızda. Ziyan olmayacak. Bunları ebebekte değiştirebiliyorsunuz. Paketi açılmadığı sürece faturanız varsa onları iade edip Uraz onun yerine su almayı düşünüyoruz. Oğlum pijaması burada kalmış. Şunu da soracak olursanız bunun içinde bir Kur'an-ı Kerim var. Yani benim için bu şekilde rahat ediyor. Onun odasında da olsun diye. Çünkü bazen gündüzleri burada uyuyor. Allah razı olsun. Yani ne diyebilirim ki? Gerçekten Uraz adına tekrar tekrar çok mutlu oldum. O kadar şanslı ki o kadar güzel bir aileye ve buradaki aileye denk geldiği için gerçekten hani adını koyarken bunları hiç düşünmemiştim ama şanslı hep ömür boyu peşinde olsun inşallah. Yani şu anda mamada sıkıntı yaşamıyoruz ve uzun sürede mama almayacağımız için aramayacağımız, onun telaşına düşmeyeceğimiz için de çok mutluyum. Eren zaten babası evet yapacak, yapması gerek diyecek olabilirsiniz ama yani şey de diyebilirdi, boşver diğerinden vermeye devam et de diyebilirdi bulamadığı için. Babam, daha sonra abimler. Yani Allah'ım gerçekten herkesin gönlüne göre versin. Rabbim sizin ayağınıza taş değdirmesin. Benim başımdan eksik etmesin. Ay ben tekrar geldim ama şunu da söylemek istiyorum. İşte bu mamalar neden bu kadar büyütüyorsun falan diyen olacak olabilir. İlla ki bir önceki videoyu izlemeyenler. Bunlar ağrı mama, yani anti reflü mama. Bebeğiniz sürekli kusuyorsa ve reflü tanısı, teşhisi konduysa bu mamadan kullandığınızda iyi geliyor. Yani doktorunuz tavsiye ederse tabii ki de. Bu mamalarda şöyle bir şey var. Biz sipariş üzerine getirileceğini duymuştuk. Ve bütün eczaneleri sipariş geçmek için bu etrafımızdaki haber verdik. Ama hepsi dedi ki şu anda piyasada yok. Aslında piyasada yok demelerinin sebebi de zam gelecek olmasından kaynaklı. Zamı bekliyorlar. Ya bebek bu ya. Yazık günah. Neyse. Ondan sonra işte abim tanıdık arkadaşı. Babam işte tanıdıklarına söyledi falan. Depolarda varmış. Ve özel olarak getirtildi şu anda. Siz de arayıp ulaşamıyorsanız internette de var bu arada. Evet internette de var ama bizim elimizde hiç kalmamıştı. Sadece bir tane kalmıştı ve teslim süresi 3 gün oluyor internetten alındığında. Eğer aciliyetiniz yoksa ve ihtiyacınız varsa internet sitelerinde de satılıyor. Ben marketlerde hiç görmedim. Ebebek'te de yok. Bazı eczanelerde var. Yani bilmiyorum biz sıkıntı yaşadık. Belki herkes sıkıntı yaşamayacaktır. Bu mamalarda şöyle problem var. Çok tercih edilip çok satın alınmadığı için eczaneler getirmiyor. Sipariş üzerine getiriyorlar. Hatta bir takipçim de şey yazmış. Doktor rapor yazarsa raporla getirtiyor falan. O kadarını ben bilmiyorum. Yani en ilgili bir ilgili kişi gene doktorunuzdur. Ona sorun nasıl tedarik edebiliriz diye o şekilde hareket edin. O yüzden böyle problem olmuştu. Problem yaşamıştık mamada yani. Doktora da soracağım eğer uygun görürse ek gıda için en erken ne zaman başlayabilirsek o zaman ek gıdaya da başlamak istiyorum ben Uraz'a. Çünkü Uraz çok şükür hamdolsun iştahlı bir bebek ve yetmiyor mama bence. Onu bir görüşeceğim bu ayki kontrolümüzde. Onu da söylemek istedim. Yani burada ajitasyon yapıyormuş gibi olmak istemem asla. Kim varmış oğlum burada? Kim bu? Kim o kim? Çok tatlı bir şey varmış değil mi anneciğim? Çok güzel bir şey varmış değil mi bir tane? He? Çok güzelmiş değil mi? Ya sen o gözlerini niye öyle yapıyorsun oğlucuğum? Ya sen komik misin ya? Oh sen çok mu komik bir çocuksun? Günaydın. Günaydın. Ben uyandım. Herkese günaydın. Herkese günaydın mı? Gel anneanneye bakalım yine neler karıştırıyor mutfakta. Anneanne, anneanne. Anneanne ne yapıyorsun anneanne? Ah
Oğluma pasta yapacağım. Anneanne ben yemiyorum. Beni bahane etme. Sen de Alman pastası yapacaksın. Yaşasın, bunu yiyebilirim. Biz hazırlandık. Kot pantolonumuzu bile giydik. Şuna bakın ya. Adam olmuş da kot pantolon giyermiş ya. Annem, ayakkabımızı giydik. Ya nereye gidiyoruz? Nereye gideceğiz anneciğim, ben söyleyeyim mi? Şimdi babamızı bekliyoruz. Ailece yemeğe gideceğiz. Dayılarımız, dedemiz, anneannemiz, biz. Değil mi? Maile yemeğe gideceğiz inşallah. O yüzden biz de kot pantolonumuzu giydik. Bu arada içine şey giydirdik, kilo çorap giydirdik ama şu an gözükmüyor. Şunu ikiye katlayınca çok kötü durdu. O yüzden böyle yaptım. Birazcık boydan uzun. Çok yakıştı. Arkadan o kadar güzel gözüküyor ki böyle, çok hoşuma gitti ya. Çok güzelmiş pantolonda. Şey zaten sabah göstermiştim. Hemen bunu bir yıkadık, biz kurutma yaptık, çekme falan da yapmadı. Şey, Likralı neydi? Likralı. Bayağı esniyor kumaşı. Şöyle gösterelim, gel ananas bak. O yüzden çok rahat oldu. Çok da güzel oldu benim oruşuma. Yakışıklı. Üstündekini değiştiremedik. Şey, bu kalın ya burası. Dışarı çıkacağımız için sıcak tutsun göğsün dedik. Değil mi anneciğim? Beğendin mi sen de kot pantolonunu? Hemen yakaladı saçımı, evet. Hemen. Çek annem, feda olsun sana her bir telim. Hadi o zaman biz yemeğe çıkalım, babam gelince görüşürüz. Ural. Anneciğim masa yana. Kebap mı yiyeceksin oğlum sen? He? Sardırayım sana bir urpa. Bebek arabasını şimdi böyle koyduk. Bizimle oturuyor. Dayılar. Selamünaleyküm dedim, aleykümselam diyorum. Ben selamünaleyküm demedim ki. Anneannesi. Babası. Çok komik ya. Bizle masada oturuyor. O da acıkacak zaten birazdan. Değil mi? Yemek saatim yaklaşıyor. Çok fenayım de. Şu an de hayretle bakıyor etrafına şu an. Ya senin ayakkabıların arabada mı kaldı ya? Ya aşkım. Allah'ım ya. Allah aşkına bakayım şunları. Ver. Hadi gidelim. Oy Allah'ım sana çok şükür ya Rabbim ya.